Gençler, herkese merhaba. Kardeşiniz Berkay konuşuyor. Bugün güzel bir çarşamba sabahına uyandık ve size video çekmek istedim. Bu şeyle ilgili, işçi yasası ile ilgili vesaire konuşmayacağım arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz üzere işçi yasası falan yalan oldu artık. İşçi yasası diye bir şey kalmadı. Bunun aksini iddia eden, hala gelebiliriz, yok başvurduk bekliyoruz vesaire vesaire diyenler varsa arkadaşlar, buyurun çıksın yorumlara yazın. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Vallahi hava çok güzel. Yani bayağı bir güzel gidiyor. Şimdi bu bahçeyle ilgili biraz böyle projelerim var. Bu biraz böyle nasıl diyeyim size? Yatak yapacağım yani. Hani böyle toprak kare kare bahçe düzenlemeleri oluyor ya. Bir de lastiklerden arkadaşlar. Arkadaşın tamirhanesinden lastiklerini sordum. Fazla kullanmadığı lastikleri var mı? Eski araba lastiklerinden bahsediyorum. Onları arkadaşlar şöyle şuraya, İşte buralara şekil yapacağız ama onu Lito ile birlikte boyayacağız. Nesli, ben, Lito. Onları boyayacağız arkadaşlar. Daha sonra da buraya dekoratif amaçlı bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Şimdi bu yardım konusundan biraz bahsedeyim arkadaşlar. 9000 euroluk biliyorsunuz devlet desteği aldık. Yani bunu geverbe sahipleri, küçük büyük yani iş yeri, kendi hayatınızı işinizden idame ettirenler buna başvuru yapabiliyor. Biz de yaptık arkadaşlar. Allah şükürler olsun ki kabul oldu. 9000 euromuz da bugün yarın hesabımıza geçer. Verdiğimiz geverbe kontomuza, keşefs kontomuza geçer arkadaşlar. Hava güzel. Yani moral bozmak yok. Yani bu virüs dolayısıyla evdeyiz ama bizim artımız arkadaşlar bahçemizin olması, evimizin rahat olması. Yani inip aşağıda oturup ya da ne bileyim gelip burada mangal yapıyor olabilir, yapabilme ihtimalimiz var. Tabii herkes böyle değil, apartmanda oturanlar biraz daha zorluk çekiyor arkadaşlar ve daha çok tedirginlik yaşayabiliyor. Hani başkalarıyla temas halinde falan olabilir diye. Yani Almanya şu anda teyakkuz halinde, biraz da böyle sıkı bir yönetim var yani. Hani nasıl bir sıkı yönetim var? Bildiğiniz dışarıda tanımadığınız ailenizin dışında üçüncü bir kişiyle ya da ikinci bir kişiyle görüldüğünüz zaman arkadaşlar 200 ila 400 euro arasında, hatta 2500-3000 eurolara yakın bir cezanın kesilme durumu söz konusu artık. Yani bildiğiniz polisler devriye geziyor. Haklı olarak bu şeyi bir an önce yok etmek istiyorlar arkadaşlar. Dünya global olarak, dünya, bütün dünya yani en baba güç bile, Amerika bile şu anda teyakkuzda. Önlem alınamıyor. Bir virüs bu kadar dünyayı, devletleri birbirine böyle şey yaptı. Bir diğer anekdot da arkadaşlar, Avrupa Birliği'nin 10 seneye kalmaz dağılır dediğimde, siz bunu 5 sene falan yapın. 5 seneye Avrupa Birliği diye bir şey kalmaz. Çünkü buralar inanılmaz ne derler ona, karışık yani. Karışıktan kastım insanlar, bu AB ülkeleri artık birbirine sıfır güvende, sıfır böyle bir toleranstalar. Avrupa Birliği bayraklarını yakıyorlar arkadaşlar. Daha dün İtalyanlar Avrupa Birliği bayrağını, hatta İtalya Cumhurbaşkanı mı Başbakanı mı ne, Avrupa Birliği bayrağını indirdi ve kendi bayraklarını asla, hakeza Fransızlar da öyle arkadaşlar. Fransızlar da indirdi ve kendi bayraklarını astı, tekiz diye. Yani hiçbir şekilde birbirlerine destek yok. Hiçbir şekilde şey yok. Ülkemiz bunlardan daha iyi. Yani Türkiye'miz arkadaşlar, İnanın buna. Buradaki insanlar en baba hükümet karşıtı, devlet karşıtı, Türkiye sevmeyen Almanlar bile arkadaşlar, inanın onlar bile gelip diyorlar ki sizler daha iyisiniz sağlık şeyinde. Bizim mesela yanımız hastane, biliyorsunuz arkadaşlar. Buranın şehir hastanesi, büyük hastanesi. Ama hiçbir şekilde giriş çıkış yok. Yani hiçbir şekilde bir vaka hani bakıldığını, yani burada bu şehir hastanesinde arkadaşlar bu testi yaptıramıyorsunuz. Sizi başka bir bölüme, başka bir şehrin, 200 kilometre ötedeki bir şehrin şehirdeki hastaneye sizi transfer ediyorlar. Diyorlar ki buraya sakınlıkla girmeyin. Hani kesinlikle bu hastaneye girmeyeceksiniz. Öyle bir şüpheniz varsa 200 kilometre, 250 kilometre ötedeki bir tane hastaneyi size yönlendiriyorlar. Ya burada yaşlılara falan herhalde zaten çok şey yapıyorlar. Tabii hani bebek falan, doğumlar falan oluyor. Ama hiç kimseyi almıyorlar. Yani tek başına doğuruyor kadın. Eşini dahi almıyorlar arkadaşlar.
Yani önlemleri alıyorlar, şeyleri yapıyorlar ama sağlık sistemi bizimkisi kadar emin olun değil arkadaşlar. Yani bizim ülkemizdeki yayılmasının nedeni ya da bulaşmasının nedeni ya da çoğalmasının, vefatlarımızın ya da ne bileyim vaka sayılarının, teşhislerin konulması falan arkadaşlar. Emin olun bizim milletimizin duyarsızlığından, sokaklarda gezmesinden ya da ne bileyim, ama onlara da hak vermek lazım. Neden? Abi insanlar işi gücü var yani, işine gitmek zorunda. O metrobüse, o tramvaya, o otobüse binmek zorundalar. Yani gitmese ne olacak? Yani faturalar var, şeyler var. Biz burada böyle anlatıyoruz, şey yapıyoruz falan ama gene de burada bir sosyal devlet var. Anladınız mı arkadaşlar? Biz gene hani arkamızda bir devlet var diyebiliyoruz. Tamam, bizim ülkemizin de devleti. Bizim ülkemiz de büyük bir devlet. Eyvallah, ama gözlemlediğim kadarıyla yani çok böyle vatandaşına yönelik şeyler olma, üzülerek yani tabii ki de çok büyük şeyler yapılıyor ama ya o insanların bir maddi güvence içinde olması lazım. Yani kirası var, elektriği var, suyu var, şeyi var. Burada devlet direkt korkmayın diyor. Hani bunlar şey değil, hemen direkt devlet ne derse o şey değil. Ama Türkiye'de şu anda kirasını ödeyemeyenler, binlerce kişi var belki. Onlara ev sahipleri diyor ki çıkacaksın. Yani beni alakadar etmez diyor yani. Yani bu böyledir arkadaşlar. Hayatın gerçeğidir yani. Bu ülkelerin yaşayış biçimi, insanların yaşayış biçimi, karakter biçimi yani. Buradaki insanlar şey değil. Burada kredi ödemelerini bile arkadaşlar, bu evin kredi ödemelerini bile erteleyebiliyorsunuz. Hiçbir faiz falan yok. Ama Türkiye'deki bir krediyi ertelemek istediğinizde ertelediğiniz ay kadar size kredi geçiriyorlar. Saçma sapan bir şey. Yani zaten sağlıktı, şeydi, sigortaydı. Bunlar zaten ayrı bir saçmalık. Faiz olayları zaten başlı başına bir şey. Yani 200 milyarlık bir kredi çekiyorsunuz Türkiye'de. 400 milyar oluyor, 420 milyar oluyor arkadaşlar. Yani %100 bunu buradaki bir Alman'a ya da bir İtalyan'a, Fransa söylediğiniz zaman insanlar bunlara gülüyor. Nasıl olabilir diyor. Devlet buna nasıl şey izin veriyor olabiliyor. Burada öyle bir şey yapma imkanınız yok. 100 bin euro sana 120-130 bin oluyor arkadaşlar 7-8 senede. Yani 20 bin euro kazanıyor banka senden. Çünkü devlet o kadar kazanabilirsin diyor. Ama bizim ülkemizde yani ne bileyim değişik yani. Bu Tyson ne gitti? Tyson yine besleniyor. Yani dediğim gibi Allah sonumuzu hayretsin arkadaşlar. Vallahi billahi. Yani genel olarak böyle bir sohbet edeyim dedim. Tyson da hazır şeyi indirmişken, bahçeyi indirmişken. Bugün yarın bu lastikleri alacağım, onları yaparken, boyarken falan zaten çekerim. Kamerayı şu yukarıya kuracağım arkadaşlar. En üst katını oraya kuracağım. Oradan timelapse yapacağım. Yani hızlandırılmış şekilde siz de onu rahatlıkla yani 3-5 saat, belki 6-7 saat sürebilir onları boyamamız falan. O yüzden iyi olur. Nasıl diyeyim size? Yani güzel olur diye düşünüyorum. Buraları yavaş yavaş toparlayacağız. Zaten arkadaşlar uçuşlar falan iptal olursa büyük bir ihtimal ailece yani buradan Lito, Ben, Tyson nesli arabayla Kuşadası'na kadar gitmeyi düşünüyoruz. Yavaş yavaş geze geze, öyle sıla yolu falan değil de hani böyle her ülkede konaklaya konaklaya 4-5 günde yani, anladınız mı? Bir koca bir Avrupa turu gibi düşünün. Birden kasmak değil, hani gitmek değil, yavaş yavaş gidip şeyimizde olmamız lazım. Yani o gidenler, o sıla yolu yapanlar arkadaşlar 15 gün, onlar çünkü çalışan insanlar. Yani çalışan insanların zaten kısıtlı zamanları var, yani tatil zamanları var. 15 gün izinleri var arkadaşlar. Bilemediğiniz 3 hafta izinleri var. 3 hafta sonunda gelip işlerine geri dönmek zorundalar. Biz kendi işimizi yaptığımız için öyle şeylerde hani sıkıntımız olmuyor. Hani gidip 2 ayda kalsak bize kimse bir şey diyemiyor. O yüzden çok da şey değil. Eğer bu düzen böyle giderse. Çünkü tatile ihtiyacımız var. Çok sıkıldık, çok yorulduk arkadaşlar. Yani koşturmaktan. Siz şimdi bizi böyle hep böyle pozitif, böyle enerjik, ne bileyim şey yaparak görüyorsunuz. Ama beynimiz işlerden güçlerden. Biz de insanız arkadaşlar. Yani bizim de kafamız dolu oluyor. Bayağı bir ya tatile ihtiyaç var arkadaşlar. İşin kısacası bu. Yani gidip böyle kumsalda oturup gazetemi açıp gazetemi okumak istiyorum. Yanımda portakal suyum abi. Anladın mı? Ya da soğuk suyum, kolam. Oturacağım abi. Ya masmavi denizi görmek istiyorum. Artık insan belli bir zaman sonra bu yeşilliklerden falan da sıkılıyor.
Ya bu yeşillikler falan insana böyle biraz dar geliyor yani belli bir zaman sonra. O yüzden bakalım yani bir şeyler yapacağız. Gitmek istiyoruz ama bu şeyler çıktı. Kuşadası'ndaki evle ilgili de arkadaşlar. Şimdi mobilyaları falan bayağı bir sipariş verdik. Mobilyalar, yatak odası, işte onlar hepsini özel yaptırıyoruz. Zaten yazın büyük bir ihtimal, yani %100 zaten Allah izin verirse gittiğimizde bütün vloglarımızı, aldığımız evlerimizi, işte oraları da sizlere bol bol çekip şey yapacağız. Bakalım güzellikle bir şeyler uyduracağız. Ha bir de şey alabilirim, drone alabilirim. Onu da Kuşadası'ndaki görüntüler için çok istiyorum. Ayrıyetten bir de arkadaşlar bir planım daha var. Bu marine bot diye bir şey var. Biliyorsunuz bu tekneler falan var ya. Marine bottan bir tane tekne almak istiyorum. Sürat motoru alma düşüncem var. Ama onun nesli izin verir mi bilmiyorum. Ama çok istiyorum. Bir tane buldum. 113 milyar istiyor arkadaşlar. Hadi pazarlık falan yapsan 105-107 falan desen. Yani bilmiyorum belki motorunu düşürebilirim. O benim bu bahsettiğim 110 milyarlık olan şey 8.0. Yani 8 metrelik mi ne? 8 miydi? 9 metre falandı yani sürat motoru. Ama daha küçük ölçeklileri de var. Samba var mesela, Marimbot'un Samba'sı var. O çok güzel. Gene altında kamerası falan var. Bayılıyorum arkadaşlar. Yani gideyim böyle koylara gideyim. Atayım mangalımı. Anladın mı? Pişireyim abi, yiyeyim. Mis. Benim kafa o yapıda. Yani böyle çok kalabalık seven bir tip değilim. Ya geçmişte çok böyle kalabalıkta yaşadığım için. Ya biz gezmeye İstiklal Caddesi'ne çıkan insanlarız arkadaşlar. Bizim bütün sülalemiz, bütün ailemiz, bütün her şeyimiz Beyoğlu'nda büyüdük biz yani. Ya bir İstiklal Caddesi çocuğuyuz biz yani. Anladınız mı? O yüzden belli bir zaman sonunda artık sıkılıyorsunuz arkadaşlar. Böyle dingin, böyle sakin, böyle rahat bir hayat istiyorsunuz. Şimdiki hedefim Allah izin verirse o. Bir tane ya bu yaza yetişir mi bilmiyorum. Büyük bir ihtimal bu yaza izin vermez nesli. Ama önümüzdeki yaza ölmezsek, sağ kalırsak %100 bir tane tekne, ya sürat teknesi almayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü koylara gidip balık tutmak istiyorum. Yani oturup böyle doğayı izlemek istiyorum. Denize girmek istiyorum, atlamak istiyorum, zıplamak istiyorum. Lito ile birlikte açık denizde sürat teknesi kullanmak istiyorum abi. Anladınız mı? Şimdi hava güzel. Burada da çimler de bayağı şey oluyor. Daha sonra bir de çim alacağım. Size ondan da bahsedeyim. Çim alacağım arkadaşlar. Biraz bunları bu çimin üstüne çim atacağım. Yani çim tohumu atacağım. Sonra zaten sulayacağım güzelce. Bu toprak olan yerlerde, biraz şey olan yerlerde şey olsun diye. Şimdi burayı falan zaten bu sağ tarafımı bir önceki videolarda gördünüz. Oraları hep kazıdım. Oradaki toprağı biraz böyle eşeledim, düzelttim. Buralara bir şekil uyduracağım arkadaşlar. Bakalım ilerleyen zamanlarda da zaten durum güncellemesi olarak şey yapacağım. Bu videoları böyle sohbet için atıyorum. Yani buradaki kanalıma sohbet video. Yani gün güncelleme. Öyle söyleyeyim size. Günlük güncellemeler hayatımdaki. İleride bunları. Yani şu anda 3-4 ay önce, 6 ay önceki videolarımıza bakıp güldüğümüz şeyler oluyor arkadaşlar. Tipimizin değiştiğine şahit oluyoruz. Lito'nun büyüdüğüne şahit oluyoruz. Nereden nereye bir şeyler yaptığımızı, hedeflerimize bakıyoruz. Vay bak bu zaman bu hedefi koymuştuk falan deyip şey yapabiliyoruz yani. Şimdi biz Tyson'a çıkalım arkadaşlar. Güzelce. Hatta biraz şurada güneşlenirim ya. Aynen şuraya gideyim güneşleneyim. Bilmem görüyor musunuz? Şurada. Şezlonglarım var arkadaşlar. Şuraya gideyim birazdan. Güzelce güneşleneyim. Biraz kafamı dinleyeyim. Aa mis gibi takılayım. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize popüler davranın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu manyak da burada topuyla oynuyor. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay.